Biz ne yaptık bu şehrin ekonomisini geliştirmek için, kalkınmasını sağlamak için? Bizim öncelikle şunu düşündük. Bizim avantajımız Türkiye'nin dördüncü büyük ovasını Elbistan'la paylaşmamız. Ovanın bir kısmı Afşin topraklarında, bir kısmı Elbistan topraklarında. Fakat bu dezavantaja dönüşmüş. Verimli olmayan arazilerde, verim sorunu yaşanan arazilerde üretebileceğimiz ürünleri keşfedip, çiftçimize tanıtıp bu alanların yeniden tarımsal üretime geçirilmesi ve çiftçimizin daha çok para kazanmasını arz ettik. Bununla ilgili aromatik bitkilerle ilgili bir yolculuğa başladık. Önce kendimiz yaptık, çiftçiye örnek olduk. Daha sonra yan çıktılarını değerlendirdik. İşte nedir? Bunu ürettik. Çiftçimize de üretin diyoruz ama katma değerini artırmamız lazım. Bununla ilgili yağ çıkarma tesislerini proje kapsamında Kalkınma Ajansı'yla birlikte yaptık. Sonra tekrar baktık katma değer sonsuz gidiyor. Dedik kozmetiğe dönüştürelim bunu dedik. Onunla ilgili dolum tesislerini kurduk. Sonra yan çıktılarını gördük dedik. Aromatik bitkilerle bal ve arı ürünleri oldukça iyi bir ikili oluşturuyor. Bu potansiyeli gördük. Türkiye'nin ilk arı evine Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Danışmanlığı'nda bu alanda ki bu alan dünyanın tek parça en büyük lavanta alanı. Eylül ayı içerisinde bir Avrupa ülkesine teslim yapmamız gerekiyor. Siparişleri aldık. Yurt içinde de dağıtım kanalını daha profesyonel etmek için çalışmalara başladık. Tek kanaldan dağıtımını yapacak ortamı oluşturduk. Yurt dışında tek kanaldan dağıtımını yapacağız. Yurt içinde tek kanaldan dağıtımını yapacağız. Elektronik ortamda da satış işlemleri başlıyor. Bunu da tek firma üzerinden yapıyoruz. Çok belki isim zikretmek doğru değil ama bu işi yapan dünyaca tanınan firmalarda artık bizim Epsus markalı kozmetik ürünlerle aromatik yağları tüm Avrupa tüketicisi de görecek. Yağları depomuz hazırlanıyor. Buraya taşınacak. Üstünün yağları lavanta yağları. Markalar tüm dünyaya satış yapıyorlar. Başka ülkelere gider mi onu da bilmiyorum ama biz tek kanal üzerinden İngiltere merkezli bir firma üzerinden pazarlamamıza, yurt dışı pazarlamamıza başlıyoruz. Eylül ayı içerisinde yetiştirmemiz gereken siparişler var. Onun gayretindeyiz. Dolum tesislerine küçük eksiklerimiz vardı. Makine kurulumu tamamlandı. Küçük revizyonlar yapmamız gerekiyor. Onu da bir an önce yapıp Eylül ayı içerisinde siparişlerimizi yetiştirmeye hedefliyoruz. Tabii onun ekonomik geri dönüşünün de zaman içerisinde hepimiz şahit olacağız. Ben tahmin ediyorum Avşin Belediyesi'ne kaldıraç etkisi yapacak seviyede gelir elde edeceğimizi düşünüyorum aromatik yağlar ve kozmetik ürünlerinden.